kardeşlerimin sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Kaza namazları ne zaman ve nasıl kılınır? Sünnetler de kaza edilir mi? Çok uzun ve geniş bir soru ama ben bu sorunun içindeki konuları birer cümleyle kısaca ifade etmeye çalışacağım inşallah. Öncelikle bir Müslüman bilerek ve kasten bir namazı kazaya bırakamaz. Buluğa ermiş, akıl bali olmuş her Müslüman ve erkeğin günde beş defa namaz kılması farzdır. Ve bu namazları vakti içerisinde kılmak zorundadır. Eğer hataen unutarak bir gafletle veya bir mazeretten dolayı namazını zamanında kılmamış kazaya bırakmışsa bundan mesul olmaz ama fırsat bulur bulmaz onu kaza etmek zorundadır. Fakat bilerek ve kasten herhangi bir özür olmadan namazını zamanında kılmamış ve kazaya kalmışsa bu kardeşimiz öncelikle haram işlemiştir. Büyük günaha girmiştir. Allah'a isyan etmiştir. Öyleyse hem bu namazını kaza etmeli ilk fırsatta hem de Allah'tan özür dileyip tevbe ve istiğfarda bulunmalıdır. Ta ki zamanında bu ibadeti bilerek kılmadım ya Rabbi özür dilerim diyerek tevbede bulunmalıdır. Efendim bazıları bu kaza namazları yoktur diye dedikodu yaparak Müslümanları ibadet etmekten uzaklaştırıyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatında kaza namazı kılmıştır ve kıldığı bu kaza namazı bizim için en büyük bir örnektir. Diğer taraftan, eğer bir Müslüman hiçbir özrü olmadığı halde zamanında namazı kılmaz ve bilerek kazaya bırakırsa bu ayrıca tövbe etmelidir. Çünkü siz birisinden alacağınız olsa ve alacağınızı zamanında getirmese artık sen madem zamanında getirmedin bundan sonra getirmene gerek yok. Bu borç senden düştü der misiniz? Öyleyse namaz bir müslümanın üzerinde kat'i bir borçtur. Bu borcu zamanında ödemesi gerekirdi. Öyleyse zamanında ödememek o borcun ondan düşmesine neden olmadığı gibi kardeşim sana borcum vardı zamanında getiremedim ama şu anda pişman oldum ve borcumu getirdim. Özür dilerim kusura bakma diye nasıl borçlu olduğumuz kişiden özür diliyorsak elbette Allah'a karşı yapmamız gereken bu önemli ibadeti zamanında yapmadığımız ve bilerek terk ettiğimiz için Cenab-ı Hakk'a karşı da tevbe ve istiğfarda bulunarak onu mutlaka kaza etmemiz gerekiyor. Bir Müslüman ister bilerek ister kasten İsterse de bir özürden dolayı namazları kazaya bırakmışsa bunları vefat etmeden bitirmenin yolunu bulmalıdır. Biz bu konuda kardeşlerimize şöyle bir tavsiyede bulunuyoruz. Her namaz vaktinde geçmiş bir namazın kazasını biriktirin. Ona birleştirin. Böylece niyet edin ya Rabbi ben hayatım boyunca geçmiş zamanda kazaya bıraktığım veya kalan namazlarımı her bir namaz vaktinde bir vakit kılarak İnşallah bunu tamamlayacağım diye niyet edelim inşallah. Faraza bu niyetle biz başlasak ve yapsak ama bitirmeden Allah ömrümüzü bitirse, ahirete alsa Cenab-ı Hak inşallah bu niyetimizi kabul edecektir. Ama zamanı müsait olanların, fırsat bulanların bir sıradan başlayarak bütün boş zamanlarında bu kaza namazlarını kılmalarını tavsiye ediyoruz. Peki kaza namazları ne zaman kılınır? Her zaman kılınabilir. Öğleyi öğle vaktinde kılacak diye bir şart yok. İkindi ikindi vakti kılacak diye bir şart da yok. Sabah güneş doğmasının başlamasından itibaren bir yarım saat. Öğlen güneşin, öğlen namazının girmesine yakın yarım saat. Bir de güneş batmasına yarım saat kala hariç. Yani günün üç vakti hariç. Namazlardan önce, namazlardan sonra. Gece, gündüz fark etmez. Öğlen vaktinde ikindiyi, sabah vaktinde öğleni kaza etmenin hiçbir sakıncası yoktur. Her zaman, her vakitte, bu üç vakit hariç her durumda kaza namazı kılınabilir. Kaza namazı kılacak olan kardeşimiz mümkünse bir ezan okusa, sünnettir. Ve mümkünse kâhmet getirse o da namazın sünnetidir, daha güzel. Ama ezan okumasa da kâhmet getirmese de kaza namazları geçerlidir. Her kaza namazı için bir kâhmet getirmek de sünnettir. Kaza namazları kılan kardeşlerimiz bazı sünnetleri de kaza edebilirler. Mesela cuma günü cuma namazından önceki dört rekat sünneti kılamadıysa, namaza geç kaldıysa cumanın farzından sonra onu kaza edebilir. Veya öğlen namazının ilk sünnetini kardeşimiz öğle namazının farzına cemaate yetişme sünnetini kılamadıysa farzından sonra o sünneti kaza edebilir yine sabah namazını bir kardeşimiz zamanında kılamadıysa, kazaya bıraktıysa ve o sabah namazını öğlen namazı girmeden, kerahat vakti girmeden kaza edecekse sünnetiyle beraber kaza eder. Yani bir diyelim ki bugün sabah namazını bir şekilde bir nedenle eğer kılamadı, kazaya kaldıysa öğlen namazı kerahat vakti girmeden de kaza edecekse önce sabahın sünnetini kaza eder, sonra sabah namazının farzını ikisini beraber kılmış olur. Bir Müslüman ikindi namazının veya yası namazının ilk sünnetlerini eğer zamanında kılamadıysa farzlardan sonra kaza etmez. Ancak yası namazının ilk sünnetini farzından sonra kaza edebilir diyen alimler var. Bu da tercih edilebilir. Bunun dışında zamanında kılınmayan sünnet namazları vakit çıktıktan sonra kaza edilmezler.